cezaevinde askerler odayı bastı ve benim bütün kitaplarımı, kalem defterlerimi yakıp yıktılar. Bir kuş vardı, devamlı penceremin önüne geliyordu. Ben saz çalarken o da gelip kırklarla bana bir ritim tutardı. Onun yuvasında ben bir yanmış odun aldım. Yüreğime duvarın üstüne o şarkıyı yazdım. Kalem yoktu çünkü o an onu yazmam gerekiyordu. Zindan o ara şehrane. Yani diyor zindan aslanların yeridir. Korkaklar, çakallar aslanları ancak öyle yerlerde bağlarlar, öyle yerler tutarlar kendi korkuları için. İçeri girdiğim an tansiyonum yükseldi. Kapıları görünce titredim, ben nereye geldim diye hala da titriyorum. Ama şimdi Türkiye'dekinin yaşadıkları bunun yanında daha korkunçtu. İnanın mesela bunun hücre pencereleri daha büyük. Benim kaldığım hücre pencere daha küçüktü. Ama teller aynı, kapılar aynı. Bunların kapıların rengi sarı, tabii ki o dönem bilmiyorum hangi renk olduğunu. Şimdiki çok eski olduğu belli çünkü 18 yılların yazıları daha üstünde görebiliyorum. Ama Türkiye'nin bütün kapılar öyle siyah ki senin içini karartmak için o kapılara bakmak, o ranzalara bakmak, o tuvalete bakmak sana yeterlidir zaten. Psikolojini bozmaya yeterli, aklını çıldırtmaya yeterli bir işkencedir. Buranın bana şu an hatırlattığı şey, şu an Türkiye'de çocuklar, kadınlar, dili, dini, rengi hiç önemli değil. Türkmüş, Kürtmüş, Arapmış, Çekmiş hiç önemli değil. Şu an bu hücrelerden daha kötü, bu şartlardan daha kötü olaylar yaşıyorlar. Ben bu insanların geldiğinden beri aslında bu insanların sesi, kulağı, onların anlatamadığı, ben onların dili olmak istiyorum. İnsanlar artık burayı müze yapmışlar. Ama şu an bu Orta Doğu'da genel bütün ülkelerde olan bir şeydir. Ama Türkiye'de, Türkiye kendini uluslararası bir demokrat bir ülke olarak görüyor. Şu an Türkiye'de yaşanıyor. Ve çok acı ki insanlar... Şu an benim için çok acı oluyor ki bu Türkiye'de yaşadıklarını anlatıyorum. Buradan daha ağırını anlatıyorum. Şu an o çocukların sesi olmak, vicdanla ben onların sesi olmaya çalışıyorum. O çocuklara, o günahsız, cezasız, mahkum kadınlara, siyasi tüm tutsaklara lütfen yardım etsin, sesleri olun. Onlara her tür şeylerin sesini dünyaya duyurun ki belki Türkiye israfa gelir de o insanları bırakırlar. Yani şu an çok zor durumdalar. Ben bunu küçücük bir çocukla yaşadım bir hücrede. 20 günlük bir çocukla yaşadım. 7 gün, yarım saat sıcak su, biz 17-18 kişiydik. Ve sıcaklık 44 derece. O kadar anlatabiliyorum. Yani o kadar o işkenceleri o çocuğa yapmak, dövmek önemli değil. Zaten o sıcak onu dövüyor. O tuvaletlerden çıkan sıçanlar zaten mikrop veriyor. Sen su vermiyorsun, krem vermiyorsun, bez vermiyorsun, yıkamıyorsun. O zaten en büyük işkence o bebeğin vücudundadır. Bunu dünyaya anlatmak istiyorum. Onlara sahip çıksınlar. Toplantı yollarıyla, sanat yoluyla, sinema yoluyla, kitap yoluyla her bireye dokunmak lazım. Her anneye dokunmak lazım. Acaba senin evladın böyle olsaydı ne hissederdi? Acaba sen bir kadınsın, her gece küçücük bir hücrede askerlerin o hücreyi bastığı, sana işkence yaptığı ne hissederdi? Bunu o kadınlara, o
annelere, o babalara anlatmak ama bu yolda anlatmak gerekiyor. Ben çok masum insan orada yargılandığını gördüm. Yeni doğan bebeklerin acılarını gördüm. Ve tek başıma hücrede gece saat 2'de 3'te askerlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl kapı açtığını, nasıl içeri geldiğini gördüm. Her tür işkencenin çeşidini gördüm. Ve bunu da bu yollarla bu annelerin yüreğine dokunsun. Bende sonraki orada şu an olan insanları kurtarsınlar. Ben kurtuldum. Ben belki benim şanslı olmam Alman vatandaşı olmamdı. Şanslı olmam çok ünlü bir Kürt sanatçısı olmamdı. Şanslı olmam Almanların beni gerçekten çok sevdikleriydi ve beni kurtardılar. Ama binlerce, yüz binlerce çok masum insanlar şu an o işkence altında. Yani bütün herkese çağrımdır. Lütfen hissedin. Kendi sizin çocuklarınız olabilir. Yani bu canavar döndükçe etrafındakini de yiyecek. Döndükçe artık bu dinmiş, bu dilmiş, bu kültürmüş, bu görmeyecek. Herkes onda olmayanı yiyip bitirecek. Bu insanlar bunu biraz hissetsinler. Onlara çok güzel bir şans doğdu. Şansını gerçekleştirmediler. Kimi azıcık çıkar için, kimi korku, kimi dinin adı altında esir kaldılar. Oysa din öyle değildir. Ve bu insanlar aldatıldı ve yine aynı o canavar kazandı ve onları da yiyecek. Bu sözümü hiç unutmasınlar. Bir gün onların üstünde de ben aynı konuşmayı yapacağım. Çünkü canavar büyüdükçe canavar doymazlığı bilmez, etrafındaki yiyecek. Yazık o coğrafyaya, yazık Türkiye'ye. Kardeşçe bir coğrafyada, bir ülkede yaşayalım ya, yaşayabiliriz. Almanya'da 72 millet var. Hepsi bir arada yaşıyor. Çok mutluyuz gerçekten. Türkiye'de de bunu yapabiliriz. El ele vererek, dini, dili, ırkı ayrım etmeden. O kardeşlerimiz, bacılarımız, analarımız, hevalarımızın sesi olmak istiyorum. Onların sesi dünyaya duyurmak istiyorum. Önümde isterse ölüm de olsa ben bu yolda vazgeçmeyeceğim, anlatacağım. Ve ben gücü o haftan alıyorum. Gücü bu toplumdan alıyorum. Sizin gibi değerli insanlardan alıyorum. Ve bunu da korkmadan halka, topluma anlatacağım. Cezaevinde benden daha çok acı çekenler var. Ama dışarı çıkıyor maalesef. Dinmiş, kültürmüş, aileymiş, ahlakmış öne sürerek ve sessiz, kör, dilsiz kalıyorlar. Bunu da canavarı büyütüyorlar bu davranışlarıyla. Ben bunu böyle düşünmüyorum. O insanlara ne kadar yardımcı olursam vicdanla rahat olurum. İnsan olarak insanlığımı hissederim. Ben bunu böyle gerçekleştiriyorum. Böyle inanıyorum. İnancım, gücüm, kuvvetim bence bundan geliyor. Cezaevinde askerler odayı bastı ve benim bütün kitaplarımı, kalem defterlerimi yakıp yıktılar. Bir kuş vardı, devamlı penceremin önüne geliyordu. Ben saz çalarken o da gelip kırtlarla bana bir ritim tutardı. Onun yuvasında ben bir yanmış odun aldım. Evet, kalem yoktu. O odunla yürüme duvarın üstüne o şarkıyı yazdım. Arkadaşlarımız da, hevalarımız da çok kızdılar. Hani gardiyanlar gelip yine bizi dövecekler diye kavga çıkacak. Kalem yoktu çünkü o an onu yazmam gerekiyordu. Zindan o ara şehrane. Yani diyor zindan aslanların yeridir. Korkaklar, çakallar aslanları ancak öyle yerlerde bağlarlar. Öyle yerler tutarlar kendi korkuları için. Zindan var eşire var, irobu ye bertenep, malik da razane, kesajgan tünel bu. Zindan var eşire ne, irobu ye bertenep, malik da razane, kesajı kuantine bul. Rabin civan Rabin, hava verini şiyar bin. Rabin civan Rabin, hava verini şiyar bin. Hay fakir su kurtime,
لبن اشکنجه منه های فاقی زو خورده مه لبن اشکنجه منه جانه دکه بنیم سینه نه دفتر نه بینو سل جانه دکه بنیم سینه نه دفتر نه بینو سل درد و کنه زندانا جکرا بگهینه درد و کنه زندانا جکرا بگهینه راب جیوان ربن خوامر نشیان بن راب جیوان ربن خوامر نشیار بن حیفا قیزو خورده مه لبنش گنجه مانن حیفا قیزو خورده مه لبن تجریت مانن